biçimsel ve serbest safsatalar. Selamlar. Orijinalini Dük Üniversitesi'nde felsefe yüksek lisansı yapan Paul Henney'in hazırladığı bir dersle karşınızdayım. Bu videoda biçimsel ve serbest safsatalar arasındaki farktan bahsedeceğim. Genel bir tanım yapacak olursak, safsata bir mantık hatasıdır. Bu hata, kasıtsız veya kasti olabilir. Yani istemeden yanlış bir mantık da kurabilirim sizi olmadık bir şeye inandırmak için, gerçek dışı bir mantık da üretebilirim. Ne olursa olsun, bu safsata türlerini iyi anlayıp tanımlamak iyidir. Çünkü bu sayede, düşüncemizdeki kusurları düzeltebiliriz. Kasti kasıtsız farkı, safsataların tanımını değiştirmiyor. Ama safsataları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Önce, biçimsel safsatalara bakalım. Aslında adından da anlaşılabiliyor bir savın biçiminde bulunan kusur demek. Başka bir deyişle, bazı savlar geçersizdir. Önce geçerli sav nasıl olur ona bir bakalım. Birinci öncül, eğer bir kişi filozofsa, felsefe üzerine kitaplar yazar. İkinci öncül, Tamar Gentler bir filozoftur. Sonuç, öyleyse Tamar Gentler felsefe üzerine kitaplar yazar. Bu tür savlar, modus ponent olarak adlandırılır ve şu şekilde ifade edilir. Eğer x ise, o halde y'dir. x'tir. Öyleyse y'dir. Bu, geçerli bir sav biçimi. Bir de geçersiz sav biçimleri var. Şunun gibi, birinci öncül, eğer bir kişinin fıstığa alerjisi varsa, o kişi fıstık ezmesi yemez. İkinci öncül, melis fıstık ezmesi yemez. Sonuç, Öyleyse Melis'in fıstığa alerjisi vardır. Bu geçersiz sav biçimi, neticeyi doğrulama olarak bilinen biçimsel bir safsatadır. Bunun safsata olduğu çok açık. Çünkü Melis'in fıstık ezmesi yememesinin nedeni, fıstık alerjisi olmak zorunda değil. Fıstık ezmesi sevmiyor da olabilir. Bu safsata şu şekilde ifade edilebilir. Eğer x ise y'dir. Y'dir. Öyleyse x'tir. Savınızda böyle bir hata yapmasanız iyi olur. İlerleyen videolarda bundan ve diğer safsata türlerinden bol bol bahsedeceğiz. Ama şimdilik biçimsel safsataların savın biçimindeki kusurdan doğduğunu bilsek yeter. Bu tür biçimlere sahip tüm savlar geçersizdir. Sav biçimi kusurlu olduğu sürece ne söylerseniz söyleyin sonuç daima geçersiz olacaktır. Mesela eğer miyavlarsa kül rengidir. Kül rengi. Öyleyse miyavlar. Geçersiz. Biçimsel safsataların ne olduğunu anladığımıza göre, serbest safsatalara geçebiliriz. Serbest safsatalarda savın içeriği veya sav içeriğinin anlamı sorunludur. Yani biçimsel olarak doğru bir savda, eğer içeriği kusurluysa serbest safsatadır. Dolayısıyla öncülleri doğru ve geçerli bir biçimde verilen savlarda sonuç yanlış olabilir. Bir örnek verelim. Birinci öncül, normalde kuşlar uçabilir. İkinci öncül, penguen İsmail bir kuştur. Sonuç, öyleyse İsmail uçabilir. Halbuki bu doğru değil, penguenler uçamaz. Gördüğünüz gibi burada safsata, savın içeriğinden doğdu, biçiminden değil. Biçim geçerli. Ama içerikte mesela normalde sözcüğünün anlamında bir takım sorunlar var. Serbest safsataya bir örnek daha verelim. Sav şöyle olsun. Birinci öncül, çay yeşildir. İkinci öncül, yeşil bir şey kırmızı olamaz. Sonuç, öyleyse çay kırmızı olamaz. Bu tür safsatalara cinaslı safsata adı veriliyor. Hatayı anlamanın tek yolu, Savda kullanılan sözcüklerin anlamlarını incelemek. Yani çay sözcüğünün iki anlamına bakmak lazım. Çayın bitki haline de, demlenmiş haline de çay denir. Çay bitkisi evet yeşildir ama demlenmiş çay gayet de kırmızı olabilir. Savın biçimi geçerli. Bu biçimi kullanarak geçerli bir sav üretebiliriz. Mesela birinci öncül yağmur ıslaktır. İkinci öncül ıslak bir şey kuru olamaz. Sonuç, öyleyse yağmur kuru olamaz. İşte, az öncekiyle aynı biçime sahip ama geçerli bir önerme. Çünkü içeriğinde kusur yok. Özetleyecek olursak, biçimsel safsatada savın biçimi kusurludur. Serbest safsatada ise kusur savın içeriğindedir. İşte, biçimsel ve serbest safsata arasındaki fark bu.